İyi günler dostlar. Hoş geldiniz. 23 Kasım tarihinde son haberlere bakıyoruz. Öncelikle neleri aktaracağız? Bunlardan bahsedelim. Suriye'deki son durum aktaracağız. Ordumuzun gerçekleştirdiği operasyonlar, Rus üssünün önünde gerçekleşen protesto, yine Putin'in Ermenistan'ı ziyaret etmesi, Kırgızistan'la Türkiye arasında yapılan askeri sevkiyatlar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japorov'un Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı'nı kabul etmesi, Fransa ile Özbekistan arasında yapılan anlaşmalar, Yunanistan ve Mısır Savunma Bakanları arasında imzalanan anlaşmalar, İran'da Sünni Kürt din adamlarının Hamani'ye yoğun tepkisi, bunun dışında Amerika-Katar görüşmeleri, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Küba Devlet Başkanı arasında yapılan görüşmeler, Katar Devlet Meclisi El Cezire'nin, Türkiye'nin Irak ve Suriye operasyonundan rahatsız olması, İtalya ile Kosova arasında yapılan görüşmeler ve bunun dışında tüm dünyadan çok sayıda haberle karşınızdayız. Hiç uzatmadan başlayalım. Putin Ermenistan'ı ziyaret edecek. Putin'in gelmesi protesto ediliyor. Rusya Ermenistan'dan def olsun. Rusya düşmandır sloganları atılıyor. Bunun dışında dostlar Kırgızistan'ın Bişkek kentine giden iki Türk Hava Kuvvetleri ait A400 m askeri kargo uçağının Gürcistan üzerinden uçtu. Uçuşların Ankara'da 11. Hava Taşımacılık Karargahı'nda hava üstünden başladığı belirtiliyor. Türkiye'den Kırgızistan'a yoğun sevkiyat varken zaten Kırgızistan'ın Akıncı ve Aksungur satın aldığını hatırlatalım. Aynı zamanda aynı sırada Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caporov Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı'nı kabul ediyor. Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden resmi açıklama yapıldı. Caporov ve Narışkin arasında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasında güvenlik işbirliğini geliştirmenin yolları görüşülürken Caporov iki ülkenin güvenlik kurumları arasında varılan anlaşmaların Kırgızistan Rusya ilişkilerini daha da güçlendirmeye katkıda bulunacağına güvendiğini ifade ediyor. Yunanistan ve Mısır savunma bakanları havacılık ve deniz arama kurtarma alanında işbirliğine dair mutabakat muhtırasını imzalamış durumda. Dışişleri bakanlarının da bu imza törenine katıldığını görmekteyiz. Sisi ile Erdoğan arasında yapılan görüşmeden sonra Yunanistan ile Mısır arasında ilk anlaşma imzalanıyor. İran'da Sünni Kürt din adamları bildiri yayınlayarak protestolara tam destek mesajı verirken, İran yönetiminin uluslararası bağımsız kurumların denetiminde referandum yapması gerektiğini söylerlerken, Kürt din adamları Belucistan'daki Sünni din adamı Mollevi Abdülhamit'e destek açıklamasını yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Katar arasında 5. stratejik diyalog toplantısına katılmak üzere Katar'ın başkenti Doğa'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman El Sani ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Birazdan Nostar Suriye haberlerine geleceğiz ama öncelikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz canel ile Moskova'da bir araya geliyor. Başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda Diaz Kanal ile gerçekleşen görüşmenin ardından Putin açıklamalarda bulundu. 3 yıl önceki görüşmeden bu yana Rusya kübe ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini not düşüyor. El Cezire'yi görmektesiniz. Katar Devlet Meclisi Türkiye'nin daha önceki Suriye operasyonlarına işgal demişti. Burada dostlar El Cezire İngilizce tarafından paylaşılan haberde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın Suriye sınırındaki Kürt güçlerine saldırmak için kara kuvvetleri konuşlandırmayı planladığı haberine yer verilmiş. Yani terör örgütü ifadesi kullanılmazken Kürt güçleri ifadesi kullanılıyor ve saldırmak ifadesi kullanılmış. Yine bunun dışında İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Takani, Kosova'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla ile bir araya geliyor. Gelelim dostlar Suriye'deki son olaylara. Suriye'de Halep'in kuzeyinde Terrifat ilçesinde işgale devam eden terör örgütü YPG PKK bir türlü operasyon düzenleyemediğimiz noktadan bahsediyoruz. Buradan Azaz ilçesine dostlar saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre 3 sivil şehit olurken 8 yaralı var. Yine YPG'li PKK'lı teröristler Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden kilisin karşısındaki noktaları vurmaya da devam ediyor. Bu önemli gelişme bu şekilde dostlar. Afrin'de de Suriye Milli Ordusu askeri tatbikat yapmış durumda. Buradan da görüntü paylaşılıyor. Güney Afrika'ya gidiyoruz. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaklaşık 800 bin kamu çalışanını temsil eden 7 sendikanın maaşlara %10'luk zam yapılması talebiyle bir günlük greve gittiği duyuruldu. Yaklaşık 800 bin kamu çalışanını temsil eden 7 sendika grev karar alırken Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 3 başkentinden birisi olan Pretoria başta olmak üzere Johannesburg gibi kentlerde de gösteri ve yürüyüş düzenleniyor. Diğer haberleri aktaralım, Kerköy'e gidiyoruz dostlar. İran, Irak'ın kuzeyindeki PAK örgütünün karargahını füze ve kamikazelerle vurduğunu duyurdu. İran devrim muhafızları ordusunun Irak'ın kuzeyinde PAK örgütünün karargahını füzelerle vurduğu resmi olarak duyurulurken İran'ın yarı resmi taslim haber ajansı da İran devrim muhafızları ordusuna bağlı kara kuvvetleri Irak Kürt bölgesel yönetiminin kontrolünde bulunan örgüt karargahına saldırı düzenleri açıklamasını yapıyor. Bu önemli gelişme de bu şekilde. Diğer haber dostlar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fas'ın Fes kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu kapsamında Libya'da Dışişleri Bakanı Necla Menguş'ta görüşüyor. Roketsan tarafından geliştirilen TRLG-230 çok namlu roket atar füze sisteminin Ukrayna'da kullanımına ait olduğu iddia edilen ilk video kaydı paylaşılıyor. Suudi Arabistan Kralı Selman Arjantin galibiyetini kutlamak için ülkede resmi tatil ilan ettiğini duyurdu. Son montaj hattına geçen milli Muharip uçağının ilk prototipi ilk kez kamuoyuyla paylaşılacak TUSAŞ'tan farklı sürprizlere hazır olanın paylaşımı yapılıyor. Fransız donanması Marine National tarafından basın açıklaması yapıldı. Açıklama şu şekilde şu anda Antares görevinde bulunan uçak gemisi Şardegül Messina boğazını geçerek İtalya İtalya'da Akdeniz'deki konuşlandırmasına devam ediyor. Uçuş güvertesinden özellikle yeni görüntüler paylaşılırken gemi demişken Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'in Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne ait Hayber Kuvveti'nin denize indirilmesi için 25 Kasım'da Türkiye yapacağı ziyaretin ertelendiği duyuruldu. İsrail'in dostlar aslında İran'a yardımda bulunduğu bilinirken İran'ın Şahit 133 İHA'sının İsrail'in Hermes'in kopyası olduğu belirtiliyor. İran medyası Şahit 133'ü de içeren İran insansız hava araçlarının görüntüsünü yayınlarken dronlardan birisinin birkaç yıl önce İran'ın Natas nükleer tesisi yakınında düşürülen Hermes 200 veya 180 olduğu belirtiliyor. Tacikistan'da Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı için temsilciliğin açılması gündemde Yine Özbekistan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı da Özbekistan'ın doğal gaz ve elektrik ihracatını fiilen askıya aldığını duyurdu. Bu da önemli gelişmelerden bir tanesi Afganistan'ı kapsayacak mı kapsamayacak mı soru işareti. Bunun dışında haber Kazakistan'la Tacikistan sulama mevsiminde su temini konusunda anlaşma imzaladığını duyururken Özbekistan ve Fransa 1 milyar euro yaşayan stratejik kalkınma programını imzalamış durumda. Fransız Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Remy 21 Kasım'da 2 gün önce Paris'te 2025 yılına kadar 1 milyar euro yaşayan stratejik işbirliği programına imza atmış durumda. Tacikistan Cumhurbaşkanı da Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı ile görüşüyor. Evet dostlar son haberleri aktarmış olduk. Hoşçakalın.